Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Datça Aktur tatil sitesinin muhteşem drone görüntülerini, teknemizdeki günlük yaşantımızı, çeşitli koylarda gezimizi, pembe flamingomuzu şişirmemizi ve nasıl eğlendiğimizi, pazara gidip alışveriş yapmamızı, hareketli salmayı nasıl kaldırıp indirdiğimizi ve muhteşem gün batımını izleyeceksiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi ne kadar desteklerseniz sizler için o kadar güzel videolar çekeriz. Neler oluyor acaba? Sen neler yapıyorsun acaba? Yine tekne fotoğraflarına mı bakıyorsun? Bakın yani. Kıyasla. Günaydın, yeni bir gün. Bugün böyle Datça'daki minik minik koyları geziyoruz Aktur'un. Aslında biraz akümüzü de çalıştırmak istedik. Motor çalışsın. Dolsun her şeyimiz, enerjimiz yerine gelsin. Bir de su doldurduk, iyi oldu. Suyumuz da bitmişti artık 3. günün sonunda. Biraz buralara bakınıyoruz. Şuna baksanıza ya. Şuraya bir sürü çöp bırakmışlar. O kadar sinir oldum ki. Şu güzelliğe bırakılan çöp. Buraya galiba çöp kamyonu gelecek. Arkadaş onu düşünüyor. Kaptanımız orada. Mert kaptan. Bendeyim. Merhaba. Günaydın. Deneme sürüşüne çıktık diyorum. Etrafımızdaki koyları gezelim görelim. Bir ikincisi de şöyle bir bakalım. Yaptık yani. Aslında biz burayı Zodyak'la, Cumhuriyet'le çok gezmiştik. Evet, koy güzeldi. Gayet de güzel. Zamanında çok kabuk toplamışlığım vardır. Simiye'de gidek mi? Uzosundan içek mi? Girospita yiyek mi? Hele hele simi vakti mi? Ya çok özledim ya. Yunan adaları ne zaman açılacak? Açıl susam açıl. Merhaba. Teknemizin içinden şöyle video çekeyim istedim. Şu an yataktan çekiyorum bu görüntüyü. Birazcık hareketlenince. Şöyle masamız var. Mesela masada işte pilot kitaplarımız var. İşte nereye nasıl gidilir, kaç metre derinliğe falan demir atılır gibi bilgiler var. Eda'nın okumalık kitapları. Çeşitli işte piller vesairenin durduğu gözler. Ondan sonra şapkaları koyduğumuz gözler. Ondan sonra acaba işte burada birazcık kadınsal daha çok makyajımsı malzemelerle bulaşıklık. Burada bir dolap.
uçak geliyor. Aa, evet. Uçak geliyor, uçak. Gerçekten uçak geliyor. Deniz uçağı geliyor. Bayağı bir soğuk yaptı geçti. Hareketli salmamızın nasıl olduğunu sormuşsunuz. Hemen gösterelim Mert'cim. Merhaba. Şimdi bu hareketli salmamızı çekiver. Tabii. Şu anda salmayı topluyoruz bakın. Hareketi neydi? Şimdi bunu şu şekilde cam kilitten kurtarıyorsunuz. Salıyorsunuz. Bak kendi gidiyor zaten. Gitti. Şu anda. Hemen düğme kadar geldi. Gitti. Zaten artık daha çekmiyor. Yani salındı. Tekrar ne olur ne olmaz kilitliyorsun. Şu an salma gitti. Şu an açık konumda aşağıda duruyor. Şu an duruyor. Açık yani salındı. Şöyle 1.70 falan salma. Salmayı toplayalım. Sığlığa geldik şimdi diyelim. Buradan çekeceksiniz. Ben şimdi kamera çekiyor diye oraya geçemediğim için gücü buradan kullanıyorum. Yoksa evet. Oradan çekeceğiz normalde. Şu şekilde çekiyorsunuz. Geliyor. Normalde bu taraftan. Yani altı teknenin 50 santimde 60 santimde yüzebilir. Oluyor. Burada bir adet flamingo operasyonu var. Flamingo mu? Flamingo. Flamingo. Evet, Doris'ten büyük olan flamingomu şişiriyoruz. Çok mutluyum. Bakalım boylarını ölçtüreceğiz. Doris mi büyük, flamingo mu daha büyük? Yaramazı zapt etmeye çalışıyor. Çok yaramaz bir flamingo çıktı. Evet. Küçük dingimizden daha büyük olduğu kesin. Şimdi arkadaşlar dingiye bakın, oyuncağa bakın. Ay koptuk ya. Hadi bakalım siz orada kaynaşın, arkadaş olun, tamam mı? Dingi daha motoru flamingoya mı taksak daha? Bence de motoru flamingoya takalım. Dingin atla. Atla. Bindi. O zaman ipini çözüyorum. Hayır. Nereye gideceksin ipini çözersen? Daha sen atla bindi. Bir adet pembe flamingosu olan. İyi. Güzel gözüküyor. Rahat mısın? Evet. Kocaman gelmiş ya sana o. Evet, tamam. Flamingo ile yolculuğumuza başladık. Uçur bizi flamingoş. Zaten bağlı olması var ya şu anda. Hisar şu an, önünde. Yavaş yavaş hisar önüne doğru. Buradan Selimiye'ye bedava gideriz. Dişlice adalarında bir patlardı bence. Evet, Dişlice'de bom. Ne derler ona? Şurada da yastık var. Hı, doğru. Kafamın burada arkasında var. Yani böyle de yatıyorsun. Hani her türlü yatılır bunda yani. Kapıyan tutuyorsun. Kaşlarımızı da. Keşke şapka mı alsaydık ya? Gölge var. Paşa şeymiş ya. Hı.
Mahir. Mahirli tahirli. Ayaklar. Bizi böylece Tayland'a koysunlar. Ama bu mevsimde kim ister? Bu mevsimde en güzel yer Türkiye. Şu an dünyanın en güzel yerlerinden evet, biri. Evet, Akdeniz. Burası. Şimdi Edoş'a küçük bir sürpriz yapalım o zaman. Bir adet soda açalım. Evet. Soğuk bir soda. Kaptan şapkası ve kitap. Buna kim hayır diyebilir bakalım. Öyle mi değil mi? Eda tarafından göreceğiz bunu. Balık geliyor. Koca bir balık geliyor. Yakaladım balığı. Gel bakalım balık. Ne yapıyorsun? Ben de bir şey gibi oldum. Sana küçük sürprizlerim var. Teşekkür ederim. Dur ise odadan çıktık kaldık. Kitap hocamız olsun. Bir adet de kitap hocam buyurun. Okursanız wow, diye. İşte bu. Bomba bir hareket evet. Oldu yani. Hadi keyfiniz bol kitabım, olsun. Kitabım, sodam, güneşim, flamingom ve ben. Bay bay. Gün uzun. Bugün keyifli. Hava her şey çok güzel. Tekneyi kıçtan bağladım tonoza. Böylelikle direkt esintiyi buradan alıyorum. Daha rahat oluyor. Sıcak havalarda tavsiye ederim. Şöyle bir kahve yapalım. Tabi denizde her zaman yaşam çok keyifli olmuyor. Bazen aksilikler de olabiliyor. Bakın mesela şu tarz bir aksilik. Bu köpükler kamerada gözüküyor herhalde. Şu şekilde bakın. Burada pislik var. Yani biri pisliğini bırakıp gitmiş. Daha açıktan geliyor yani. Devamlı sintine geliyor. Dün gece de vardı. Başka şey iskeleye falan da geliyordu. Bayağı ağır bir pislik bir şekilde. Birisi pis bokunu basmış buraya. Şöyle. Yani pis su tankını basmış yani. Açıktan geliyor. Şimdi açıktan estiği için açıktan geliyor. Ya çıkan ya giren. Ya işte o civardaki bir tekne. Zaten bazı tekneler mesela bir hafta çıkmıyor koydan. 10 gün hatta bir hafta da değil. Yani bir hafta pis su deposu idare eder ama. Ve 10 gün 20 gün falan. Yani nasıl oluyor yani? Hani o pis su tankı nasıl dolmaz yani? Mümkün değil. Bence koya da böyle gece vakti falan basıyorlar zaten. Bak her yerde pislik var ya. Ayıp bir şey. İskelede de vardı dün. Yani bu şekilde işte kullanılmaz hale getiriyorlar işte denizi. Süratli bir şekilde. Şu güzelim koyu. Şimdi pislik içinde mesela yüzemezsin yani. Tekrar günaydın Eda Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Size damacanamla seslenmek istedim. Onun ne, deniz oyuncağı mı bu? Bugün damacanamızı değiştireceğiz. Bir hafta falan dayanıyor yaklaşık. Bize göre 2 kişi bir haftada. Ama şimdi daha erken bitti gibi. 5 günde bitti, 4-5 günde. Çok susamıştık, çok yorulmuştuk ondan oldu bence. Evet, şimdi damacanayı botla taşıyıp karada değiştirme zamanı geldi. Ve Aktur'un 3 gün pazarı kuruluyor burada, tatil köyünün. Onun pazarına gideceğiz. Pazara biraz mı gidiyoruz? Biraz bir şeyler alalım. Evet, pazara gidelim. O zaman pazara gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Meyveler sebze, alalım. Meyve ve su alışverişi yapılacak. Bunlar önemli bir detaylar. Bu arada Hisar önünde hırsızlık da çok artmış. Dün bir tane Hisar önünde şey bu Orhaniye'de marina var. Martı Marina diye çok büyük bir marinadır. Buranın en önemlisi işte. Oradan çok güzel bir şişme bot, yani şişme bot derken tekne gibi kıymetli bir bot çalınmış marinanın içinden. Rus böyle hani Rus kökenli bir mafya var. Zaten yıllardır vardı. Lüks tekneleri çalıyorlar. Çok lüksleri. Kiralayıp falan da çalıyorlar. Oradan da o botu çalmışlar. Bunlar şebeke tabii. İşte birini yakalıyorlar, biri çıkıyor falan.
Hadi bakalım kaptan Mert. Bir kere de angalananları geçtik aslında. Normal. Deve güreşi olan atasporumuzu yapanları pek görmedim. Şu an pazardayız. Daha deminkiler de olmamıştır o zaman. Pazarın imkanları geniş. Buralar çok seçikli keyifli havlu, benim için. Mahalle bölümleri de neyim? Çok keyifli oluyor burada bir şeyler bulmak. Ben seviyorum burayı. Şu şalvarlar güzelmiş. Her şey çok güzel gözüküyor değil mi? Çok güzel meyveler var. Bakın bu Perili Köşk'ün ince kabuklu üzümüymüş. Hemen alalım. Perili Köşk'ü seviyoruz. Zaten abi de Perili Köşklüymüş. Bence güzel gözüküyor. Kütür kütür gözüküyor. Ağaç altı masaya koydum eşyaları. Karşısı deniz zaten. Manzara güzel. İşte çay ile börek söyledim. Burada fiyatlar biraz daha pahalı tabi. Karşısı bu arada Simi Adası. Şu gözüken. Şurası Simi. Oradan feribot çıkıyor şu an görüyorum. Ya da büyük bir mega yat çıkıyor. Şey kapalı. Yunan'a geçiş kapalı. O yüzden geçemeyeceğiz. Pandemi nedeniyle açmadı Avrupa Birliği. Pazar alışverişini yaptık işte demin. 17 lira falan tuttu. Börekle çay. Bu Aktur'un büyük koyu. Biz küçük koyda kalıyorduk. Şu bayrak var ya, o bayrak gözüküyor zaten onun arkasında. Hemen şurası boğazdır yani ince. Hemen o arka taraftayız. Bu Aktur'un tatil sitesi işte. Bu şekilde. Bu koy daha Meltem'e açık bir koy olduğu için daha dalgalı ama daha temiz bir koy. Bir de çabuk derinleşir burası. Bazı tekneciler, daha doğrusu evi yani şu tarafta olanlar, site büyük, teknelerini oraya tonozluyor. Şekilde hoş bir yer. Uzun zaten biz buraya bir 15 yıldır falan geliyoruz. Hemen hemen her yıl